Balbey mahallesindeki tescilli binalar hem mahalle sakinlerini hem oradan yolu geçen vatandaşları korkutuyor. Şu anda Balbey mahallesindeyiz. Arkamızda görmüş olduğunuz metruk binanın altından her gün defalarca araçlar ve insanlar gelip geçiyor. Hem de canlarını tehlikeye atarak. Gördüğünüz gibi bina çökmek üzere ve bunun için alınan hiçbir önlem yok. Balbey Mahallesi Muhtarı Abdullah Uyarlıoğlu'nun durumu yetkililere defalarca bildirmesine rağmen henüz bir çalışma yapılmamış. 2009 yılından itibaren, ben seçildiğim günden beri yazışmalara devam ediyorum. Bu bina hayati tehlike arz ediyor. Gerçekten çok ciddi bir şekilde altından da mahalle sakinleri gelip geçiyor çarşıya, pazara. Üst ana duvarı en son yağan yağmurlarla birlikte bayağı ayrılmış durumda. Yani yıkıldı, yıkılacak. Her an yıkılabilir. Muhtar Uyarıoğlu, tehlike yaratan bu durumu çözebilmek için binanın sahiplerine de ulaşmaya çalışmış ancak olumlu bir yanıt alamamış. Yani o duvar değil de bir kiremit düşse bu göçecek durumda. Yani ben onun endişesini yaşıyorum. Yani esnaflarımız dahil, mahalle sakinleri dahil. Ya muhtarım şuna bir çare, buna bir çare. Yani bunun kanuni mirasçıları 3 tane biliyorum ben. Bir tanesine ulaştık. O eski Doğru Yol Partisi milletvekillerinden Sayın Osman Berberoğlu olduğunu bildim. Onu telefonla aradım. Sayın vekilim dedim, binanın durumu böyle böyle. O arada bir yatırımcı gelmişti. Satın almak istiyordu. Yani satar mısınız? Hem dedim bina kurtulur. Hem dedim siz kurtulursun. Yok dedim muhtarım, biz şu an satmayı düşünmüyoruz dedi. Geçtiğimiz aylarda Balbey Mahallesi'nde çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale gelen konağın etrafında da hiçbir önlem alınmamış. Geçtiğimiz aylarda Balbey Mahallesi'nde bir konakta yangın çıkmıştı. Şu an o konağın tam önündeyiz sevgili izleyenler ve bu konakta da yine gördüğünüz gibi yukarıda çatıda saçaklar söz konusu ve insanlar gelip geçiyor, arabalar gelip geçiyor ama hiçbir önlem alınmamış durumda. Mahalle sakinlerinin adeta korkulu rüyası haline gelen metruk binalar herkesi ürkütüyor. Vallahi yetkililer bir şeyler yapsın, yarın bunun altından kalkamazlar. Mesulü kim olur? Bilmem. Hem dünyalık hem ahiretlik vebal içinde kalırlar. Biz de davacısı oluruz. Ben bu mahalleliyim. Ben burada doğdum, arka sokakta. Bu kadar ilgisiz bir zaman hiç yaşamadım. Şuradan geçmeye korkuyoruz ama alelacele gelip koştura koştura geçiyoruz. Ben yaşlı annem var. Çok ağır yürüyor. Ben buradan geçirmiyorum. Ta orayı dolanıyoruz. Tedirgin olabiliyoruz. Yani yaşlı teyzeler, çocuklar. Yani geçenler var. Geçerken üstümüze düşse bunun sorumlusu kim olacak bilmiyoruz. Bu binanın önünden gelip geçiyor musunuz? Gerçekten korka korka. Düşmek üzere, çökmek üzere. Evet, zarar görecek düşse. Korkuyorsunuz. Korkuyoruz tabii ki. Çocuklarımızı yasalarken arkasından bekledik. Başlarına düşer diye korkuyoruz.